Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese günaydın. Bugün değerli konuğumuz kişisel gelişim ve NLP uzmanı Mustafa Gülşen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum. Kişisel gelişim ve NLP konularında kaç yıldır ilgilisiniz? Ve bize bunun tecrübelerini aktarabilir misiniz? Tabii. Kişisel gelişimde 12 yıllık bir tecrübeye sahibim. İşte bireylere, kurumlara bu konularda kişisel gelişim, NLP üzerinde bilgi aktarırken onların dönüşümleri için destek sağlıyoruz. Peki hocam, NLP insanların düşünce ya da duygusal değişimini nasıl sağlamaktadır? Şimdi NLP demek öncelikle beyin dili programlama demek. İnsanların duygusal veya fikirsel olarak edinmiş olduğu bazı fikirler vardır. Bu da küçüklükten gelmektedir. Yani işte gördüğümüz ve duyduğumuz olaylar, fikirler bizde birer program halinde bilinçaltı zihnimizde kaydediliyor. Bu da bir dil olarak, yani bir anlam, bir mana olarak bizim bir referans düşünce gibi düşünebiliriz. Biz burada doğru kelimelerle geçmişteki öğrenilmiş olan hatalı bilgileri yeniden yeni fikirler edinecek bir şekilde bireyin arzusu yönünde tekrardan programlıyoruz. Bunu yaparken tabii ki kişinin neyi istediğini de çok iyi anlaması lazım. Burada biz kişiyi yönlendirirken diyoruz ki, yani siz tam olarak hangi özellikle işte fikirsel olabilir, düşüncesel olabilir, burada neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bunu tam olarak anladıktan sonra bireyle ilgili yapacağımız çalışmalarda nasıl yaptığımızı gösterip onun da bunu kabul edebileceğini anladıktan sonra da NLP'yi kullanarak kişinin bilinçaltı düzeyindeki fikirlerinde yeniden bir yol haritası çiziyoruz aslında. Biz son dönemde çok sık duyuyoruz aslında. Bu kişisel gelişim, NLP ile ilgili çok şey duyuyoruz. Genelde bireysel anlıyor ama kurumsal olarak da sizden destek isteyenler oluyor mu? Tabii ki. Şimdi kurumlarda da şöyle çalışmaktayız. Bir iş yeri sahibi olabilir veya bir iş yerinin takımı olabilir. Bunlar satış üzerine olabilir, pazarlama olabilir veya işte reklamasyon bölümlerindeki çalışan grupları olabilir. Buradaki bireylerin iş yerinde daha aktif olabilmeleri için kurumlar bize böyle başvurularda bulunuyor. Burada hem kişisel gelişim alanında vereceğimiz motivasyon destek, da yükseltiliyor kesinlikle, bence. Kesinlikle. Hem motivasyonu yükseltiyor hem takım içerisindeki birliktelik artıyor. Aynı zamanda NLP'nin de vermiş olduğu özel bilgilerle birlikte bireylerin arasındaki etkileşimi kuvvetlendirip satışlarını ya da işte reklam yüzleri olacağı zaman ki oradaki fikirlerini nasıl değiştirecekleri konusunda destek veriyoruz. Peki kişisel gelişimi destekleyen hangi alanlarda destek veriyorsunuz? Kişisel gelişimde hem bireysel olarak çalışmaktayız. Çocuklarla çalışabiliyoruz bu konuda. Mesela işte öğrenim süreçlerinde biliyorsunuz okullarda problem yaşayabiliyorlar. İkili iletişimlerinde sorunları olabiliyor. Oradaki ikili iletişimlerde nasıl güçlenebileceklerini, kendilerini nasıl ifade edebileceklerini öğretebiliyoruz. Kurumlarla çalışırken burada diğer şirketlerle yapacakları satışlarda ya da işte onlara sunum yaparken nasıl yapmaları gerektiği konusunda da desteklerimiz devam ediyor. İstanbul dışında da online ya da lokasyon bazlı bilgiler verebiliyor muyuz? Tabii bize zaten bu şekilde çok başvuru var. Yani sizden destek almak istiyoruz ancak İstanbul'da değiliz. Online yapılabilir mi? Kesinlikle. Biz bireyle online yapacağımız görüşmelerde bireyi tanıdıktan sonra nasıl yol alacağımızı belirleyebiliyoruz. Burada sadece şöyle bir dezavantaj olabilir. Hani yüz yüze yapıldığında tabii ki işte beden dilini okumak, kişiyi anlamak, iletişim daha güçlü olacağı için online'da belki bir iki görüşme fazla gerçekleşebilir. Evet. Peki son olarak kişisel gelişimle alakalı ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Evet, bize başvurulardaki en büyük problemlerden bir tanesi kişinin kendisini tanımakla ilgili oluyor. Ne yapması gerektiği, nasıl yol haritası çizmesi lazım, hedeflerini nasıl belirlemesi lazım. Bununla ilgili çok bir karmaşa halinde oluyor danışanlarımız. Buradaki tavsiyem şu yönde olacak. Mutlaka zaten birçok kitap evinde kişisel gelişimle alakalı nasıl yol haritası çizilebileceği ile ilgili kitaplar var. Burada mutlak surette okumak çok önemli. Peki ben merak edilen bir şey soracağım. Ben böyle bir yola başvurdum. Kişisel gelişim düşünüyorum. Haliyle bunu soracağım size. Evet. Başarı oranımız yüzde kaç? 10 kişiden 8 kişide biz başarı sunabiliyoruz. %80 diyebiliyoruz. Evet. Yani. Burada niye %80 diyebiliyoruz? Aslında yöntem, teknikler %100 çalışılıyor. Yani bunlar gizli değil. Tüm dünyada kullanılan teknikler ancak bireyin kendisiyle ilgili olan inançlarda bir problem olursa ya da işte sorun olarak teşkil ettiği duygu ve düşüncesini değiştirmekte biraz daha kilitli kalmışsa orada değiştirmekte zorluk çekebiliyoruz.
Peki bu yöntemlerden biraz bahsedebilir misiniz? Yani kişisel gelişim aslında izleyicilerimiz de merak ediyor. Bizim üstümüzden de yürünebilir. Böyle küçük bir şeyler yapılabilir mi şu an? Yani bunlarla ilgili ya da örnekler gösterilebilir mi? Tabii şöyle olabilir. Biz bireyi deneyimlerken yani ondan bilgileri alırken belli bir puanlama sistemiyle gidiyoruz. Böyle bir skalamız var. Bu skala üzerinden de bireyleri puanladıktan sonra düşünce yapısını öğreniyoruz. Sonra da bireye şunu diyebiliyoruz. Sizin hayata bakış açınız şu şekilde, eksik kaldığınızı hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz de bunlar. Buradan da bireyden bir geri dönüş alıyoruz. Yani diyoruz ki size yapmış olduğumuz açıklamalarda sizi ne kadar tanıdığımızı görüyorsunuz. Eğer birey derse ki beni %80 tanıdığınızı hissettim. Gerçekten de ben size kendimi anlatmadan siz yapmış olduğunuz analizde beni takip edip anlayabildiniz diyorsa zaten sorunun ne olduğunu anladığımızı da birey anlamış oluyor. Sonrasında da bir yol haritası çiziyoruz. Yol haritamızda da diyoruz ki bakın sizinle yapacağımız çalışmada bunu bulduk. Doğru mudur? Evet, zaten %80 demişti biliyorsunuz. Sonrasında diyoruz ki bizim yapmak istediğimiz fikirsel değişim bu konu başlıklarında olacak. Sizin için tatmin seviyesi nedir? Gerçekten bunlara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum dediğimizde genelde hep 10 puan derler. Evet, yani kesinlikle %100 ben bunu istiyorum der ve biz o alanda çalışmaya başlar. NLP'yi kullanarak burada fikirsel değişimleri sağlarız. Peki %80 bir başarı oranından bahsettiniz. Peki ya sonuç alamayan, bu oran çok daha düşük olan kişiler olabiliyor mu? Olursa sebebi nedir? Neden kaynaklı sonuç alınamıyor? Sonuç alamamanın tek bir sebebi vardır. Birey edinmiş olduğu olumsuz fikirleri değiştirmek konusunda hazır değil. Çünkü bazen değişim için gerçekten doğru bir zaman olması lazım. Biz o zaman bunu zaten görüp biz çalışmamızı bitiriyoruz. Diyelim ki bizim yapmış olduğumuz yol haritasında dedi ki 10 görüşmelik bir paket öneriyoruz size ve bu 10 görüşme içerisinde gideceğimiz noktayı biz grafik olarak da gösteriyoruz. Yani her görüşmede neredeyiz, fikirsel değişimlerimiz ne boyutta ya da hayatıyla ilgili neler değiştiğini biz görebiliyoruz. Çünkü onlardan alıyoruz zaten bu bilgiyi. Bunları da grafik olarak sıralıyoruz. Ancak burada biz grafikte aşağıya evrilme görüyorsanız diyoruz ki duralım. Burada hem zaman kaybetmeyelim hem de maddi bir kaybınız olmasın. Daha hazır olacağınızı hissettiğiniz bir dönem olacak. O zaman gelin kaldığımız yerden devam edelim. Peki NLP'den bahsettik, %80'lik bir orandan, sonuçtan da bahsettik ama NLP'yi biraz daha açacak olursak aslında NLP nedir, kimlerin faydalanması gerekir? Evet, NLP nörolojik lingüistik programlama, yani beyin dili programlama. Beyin dili programlama dediğimizde bir lisan gibi düşünebiliriz. Mesela Türkçe bir lisan, beynimizde bir lisan olarak Türkçe var oluyor ve her duygumuz, her fikrimiz bir kelimede. Mesela diyelim ki sevgi. Sevgi zihnimizin altında bir kelime barındırıyor ancak bunun üzerinde bir sürü olay var. Yani bir kediyi sevebiliriz, bir insanı sevebiliriz, bir işi sevebiliriz. Bunların üzerinde belli fikirler oluşur. O da şöyledir. Kedinizle kurmuş olduğunuz bağ çok yüksektir ve onu puanlarsınız. Diyelim ki ben kedimi 10 puanla seviyorum. Ama iş yerinizdeki sevgi durumu düşüktür. Yani dersiniz ki 3 puan. İşte diyelim ki bir bireyle ilgili bir aşk durumunuz var. Oradaki sevgi ya da aile durumunuzu 10 puan diyebilirsiniz. Şimdi bilinç şuna bakmıyor. Yani bilinçli olarak şunu düşünebiliriz biz. Sevgi dediğimizde her konu aynı ama böyle değil. Nörolojik olarak oradaki yollardaki fikirsel puanlamamız bizim doğru olarak işte dedik ya diyelim ki bir bireyle ilgili puanlamamız düşük. O zaman biz şunu anlıyoruz. Sadece sevgi üzerinde biz çalışırken oradaki gücü yükselttiğimizde bunu fikirsel olarak tekrarlarla, çapalama yöntemleriyle, geri çağırma yöntemleriyle, işte fotoğraflama yöntemleriyle biz bunu geri çağırmayı da güçlendirdiğimizde bireyin sevgi bağının üzerindeki her şeyi yükseltebiliyoruz. Yani şu olabilir, iş yerine gitmek istemiyorum, ayaklarım geri geri gidiyor. Ben iş yerimden memnun değilim ama mecburum, gitmek de zorundayım ve birey onu 3 puanlamıştı. O zaman biz şunu diyebiliriz, onu tekrardan sorgulamak için. Peki ya işe giderken kaza geçirmiş olsaydın ve orada bir engel sahibi olsaydın? Aradan geçen 3 ay sonra şunu demez miydin? Sağlığım yerimde olsaydı da o işe de giderim.
İşte fikir değiştirmek aslında kelimelerle mevcuttur. Sadece orada bireyin bunu anlamasını sağlayacak olan teknik ve yöntemleri biz kullanırız. Ama tabii bunu daha profesyonel yapıyoruz. Burada biraz basite indirerek anlattım. Bunu daha güçlü yaptığımızda bireyin iş yerine adaptasyonu sağlarız. Güçlenir, fikirsel değişimleri başlar. İş yerinde olumsuz bir inancı veya düşüncesi varsa biz o fikri değiştirdiğimizde geri dönüşleri de farklı olur. İşte patronuyla, iş yerindeki arkadaşıyla bir sorun yaşıyorsa o fikir değişiminden kaynaklı karşı taraftan göreceği geri feedback de inanın değişiyor. Çok çok teşekkürler değerli bilginiz için. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün kişisel gelişim ve NLP uzmanı Mustafa Gülşen'i ağırladık. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.